Merhaba. Bugün aktarmak istediğim konu 2020'de yapmış olduğum en son yayının devamı niteliğinde olacak. Bilinen adıyla kripto paralar. Ancak mutlaka bir önceki programı izlemenizi tavsiye ederim ki kripto paralar daha iyi anlaşılabilsin. Her zaman olduğu gibi öncelikle bu programın bir yatırım tavsiye programı olmadığını, sadece kısacık zamana sığacak bir bilgilendirme olduğunu, eğer yatırım yapmayı düşünüyorsanız mutlaka bu konunun danışmanları ile iletişime geçmeniz gerektiğini vurgulamak isterim. Kripto para, kriptolojinin ürünü olarak ortaya çıkan dijital bir paradır. Bir nevi hisse senedi gibi de düşünülebilir. Elinizde tuttuğunuz reel bir para yok. Fakat istediğiniz an reel paraya çevirebileceğiniz dijital bir sistem ürünü var. Kripto para birimleri kişiden kişiye internet aracılığıyla doğrudan aktarılabilen dijital veya sanal para birimi biçimidir. Bu ise banka ve benzeri kurumları devreden çıkaran bir devrim niteliğindedir. Kripto paralara geçmeden önce blok zincirin ne olduğunu anlamamız gerekir. Blok zincir ya da orijinal adıyla blockchain. Peki nedir blockchain? Blockchain kriptografi kullanılarak bağlanan ve güvenli hale getirilen bloklar adı verilen sürekli büyüyen bir kayıt listesidir. Blok zincirinin işleyişini kripto para web sitelerinin yaptıkları sıralamayla açıklamak istersek eğer şu şekilde yapabiliriz. Öncelikle kullanıcı bir kişinin işlem talebinde bulunması gerekir. İşte talep edilen bu işlem düğüm olarak bilinen bilgisayarlardan oluşan bir ağda yayınlanır. Bu arada düğüm denilen şey bahsi geçen ağ zincirine bağımlı olarak çalışan işlemleri onaylamak ve ilgili yerlere aktarmakla yükümlü bir istemci çalıştıran bilgisayardır. Düğümler zincir ağlarına katıldıklarında otomatik olarak blok zincirinin güncel kopyasını indirirler. Bir araya gelen düğümler İnternetin güncel işleyişinden bağımsız ikinci seviye ve oldukça güçlü bir ağ oluşturur. Ağa katılan her düğüm blok zincirinin üzerinde bir yönetici statüsünde olur ve ağa kendi isteğiyle katılır. Sözü edilen merkeziyetçi bir yönetimin olmaması banka gibi aracı kurumların devreye girmemesi demektir. Tekrar sürece geçelim. Üçüncü ise süreçte doğrulama aşamasıdır. Bu aşamada düğüm ağı algoritmaları kullanarak işlemi ve kullanıcıyı onaylar. Dördüncü aşama ise doğrulanmış işlem aşamasıdır ve bu aşama kripto para, sözleşme, kayıt gibi benzer verileri içerir. Ardındaki aşamada onaylama işlemi gerçekleşir ve bu işlem diğer işlemlerle birleştirilip kayıt defteri için yeni bir veri bloğu oluşturur. Son aşamada yeni blok mevcut blok zincirine kalıcı ve değiştirilemez bir şekilde eklenir ve işlem tamamlanır. Blockchain veri tabanı yalnızca kullanıcılarına değil herkese açıktır. Böylece kontrolün yapılması bir şeffaflık taşır. Bir blok içinde kayıtlı olan işlemleri, cüzdan adreslerini, gönderim kodu ve miktarları herkes tarafından kontrol edilebilmektedir. Kripto para ya da kripto varlığı tanımlayarak ardından kripto madenciliğine de bir değinelim. Kripto para işlemlerini güvenceye almak için kriptografi yani şifreleme kullanan çalışma şekli nakite alternatif bir değişim aracı olarak tasarlanmış bir dijital varlık, bir sanal unsurdur. Kripto paralar bir nevi dijital döviz, alternatif döviz ya da sanal döviz olarak da geçer. Unutulmaması gereken bir konu da kripto paranın ve başta Bitcoin olmak üzere bu paranın aslında ilk çıkış senaryosu para yerine geçmesi ve bir değişim aracı, bir ödeme aracı olması yönündeydi. Ama günümüzde ciddi anlamda bir yatırım aracı olarak da kullanılmaktadır. Peki bir de altcoin'ler var. Bunlar nedir diyelim? Bitcoin'e alternatif olarak üretilen kripto para birimlerine altcoin denir. Bitcoin birinci nesil kripto para birimi olduğu için rekabet çok fazladır. Ancak altcoin'ler Bitcoin'den daha az popülerdirler. İlk altcoin Namecoin'dir. Altcoin'ler peki neden ortaya çıkmıştır diye de bir düşünelim. Bitcoin'e göre daha hızlı işlem onayı yapmak ve kripto para dünyasını geliştirmek, dijital para piyasasını hareketlendirmek yani dolaşım hacmini artırmak amaçlı ortaya çıktıkları söylenir.
Şu anda binlerce kripto para bulunmaktadır. Kimi sitelerde 3500'ün üzerinde ama mesela CoinMarketCap'in verilerine göre de 5000'den fazla kripto paranın varlığının olduğu ve bunun da durmaksızın arttığı söylenmektedir. Peki bir de popüler altcoin'lerden bazılarına şöyle bir bakalım. Dijital paraların başlıcaları aslında şunlar diye geçer. Litecoin, bu para biriminde transfer işlemi Bitcoin'e göre çok daha hızlıdır. Ripple hem bir ödeme ağı hem de kripto para çeşididir. Her bir alım satım işlemi aşağı yukarı 4 saniye sürmektedir. Ethereum'da da bu işlem 2 dakikadan fazla sürer. Bitcoin'de ise 1 saatten fazla diyebilir. Geleneksel işlemlerde yani klasik bankacılık işleminde ise yaklaşık 2 gün civarında sürdüğü bilinmektedir. Ayrıca Ripple'da dakikada 1500 işlemin gerçekleştirildiği de bilinmektedir. Bir diğer altcoin'lerden Ethereum ise yazılımcılar için akıllı sözleşmeler oluşturma imkanı veren bir platformdur. Bitcoin'den sonra en fazla pazar hacmine sahip kripto para olarak Ethereum bilinir. Bunun yanı sıra Tether, Chainlink, Basic Attention Token, Binance Coin, Matic Network, Kyber Network, Engine Coin gibi çok sayıda altcoin bulunmaktadır. Bir de dijital paranın avantajlarına değinelim. Dijital para kullanımı Merkez Bankası, ticari bankalar ve diğer mali kuruluşlardan bağımsız olduğundan finansal özgürlüğün temelinde yer almakta ve birçok avantajı kendi bünyesinde barındırmaktadır. Bu avantajlardan birkaçı şu şekilde aktarılabilir. Dijital para merkezi otoriteden bağımsız olarak çalıştığından banka hesapları ve kartları kullanmaya gerek kalmadan işin korunmasına, geliştirilmesine olanak sağlar. Böylelikle hesapta bulunan dijital paralar kimse tarafından denetlenmez, dondurulamaz, herhangi bir merkez bankası veya resmi bir kuruluşla ilişkisi olmadığı için hiçbir ülkenin ekonomisinden de etkilenmez diye söylenir. Dijital paralar, transferler, internet ortamında ağlar arasında merkezi bir otorite olmaksızın bir adresten diğerine direkt olarak geçişi sağlanır. Bu nedenle geleneksel yollarla gerçekleşen transferlerde alınan ücret veya komisyon masrafları bu kadar yüksek değildir. Belki de dikkate alınamayacak kadar da düşüktür. Dijital para, blockchain'de dağıtık bir veri ağı üzerinde her ülke için aynı koşullarda para transferi imkanı da sağlamaktadır. Bu durum önemli verilerin hiç olmadığı kadar güvenli ve kalıcı olarak saklanmasını, daha hızlı transfer edilmesini, kolay bir biçimde erişilebilir olmasını olanaklı kılar. Uluslararası para transfer yöntemi olarak tanımlanan SWIFT işlemlerinin masrafları 12 ile 130 dolar arasında değişir diye bilinmektedir. Az önce söylediğim gibi 2-3 günü süren bu durum dijital para ile herhangi bir banka veya kurum olmadan internet üzerinden doğrudan kişiden kişiye maksimum 30 sent civarında bir maliyet ile 1 ya da 2 saat içerisinde para transferi gerçekleştirilir. Dijital parada kredi kartı veya havale gibi ödeme sistemleriyle yapılamayan çok düşük miktarlardaki ödemeler dahi rahatlıkla yapılabilir. Çünkü geleneksel ödeme sistemlerinde her zaman bir alt sınır konulmaktadır. E-ticaret yapan ve dolayısıyla kredi kartıyla ödeme alan şirketler için bankaların uyguladığı yetkilendirme, komisyon, güvenlik, işlem ve hesap ücretleri gibi birçok masraf bulunmaktadır. Şirketlerin ödeme işlemlerini dijital para üzerinden alması ile birlikte bu tip masraflar ortadan kalkmaktadır. Dijital para birimlerini internet ve mobil ortamlarında saklamak ve taşımak çok kolaydır. Geleneksel ödeme sistemlerinden biri olan EFT ile mesai saatleri dışında para transferi şu an itibariyle yapılamıyor ama yapılacağına dair bankacılığın çalıştığını da biliyoruz. Dijital parada ise zaman diye bir sınırlama halihazırda yoktur. Bitcoin transferi gerçekleştirmek isteyen kişi için herhangi bir zaman sınırlaması bulunmadığından online cüzdanlar aracılığıyla internet bulunan herhangi bir noktadan istenilen herhangi bir noktaya transfer 24 saatte istenildiği zaman yapılabilir. Kripto varlıklar merkezi elektronik para ve merkezi bankacılık sistemlerinin aksine tümüyle merkeziyetsizdirler demiştik. 2009'da
Satoshi Nakamoto tarafından oluşturulduğu ifade edilen, bunun aynı zamanda bir yalan hikaye olduğu da söylenmektedir. Bitcoin ilk merkeziyetsiz kripto paradır. O zamandan beri birçok farklı kripto para birimi ortaya çıkmıştır. İşte az önce çoğu altcoin'lerin de adını zikrettik. Uzmanlar kripto paraların toplam piyasa değerinin önümüzdeki yıllarda 1-2 trilyon dolara kadar çıkabileceğini tahmin etmektedirler. Halihazırda 500 milyar dolara yakın bir rakamdır. Kripto para madenciliği ise en temel tanımıyla özel yazılım ve donanımlara sahip cihazların karmaşık problemleri çözerek kripto para transfer işlemlerini onaylaması ve bunun sonucunda yeni üretilen kripto para ile ödüllendirilmesidir. Teoride bir bilgisayara ve internete sahip olan herkes aslında madencilik yapabilir. Bir veriniz var ve verinizin seyahate çıkmasını istiyorsunuz diyelim. Bu veriniz de arkadaşınıza göndereceğiniz bir miktar para veya arkadaşınızla yapacağınız bir sözleşme veya seçimlerde tercih ettiğiniz bir siyasi partiye gidecek oy da olabilir. Bu seyahat paranın ya da bu evrakın ya da oyun düşüncenin hizmetini de aracısız ve güvenli olması için blockchain dünyasından da aldığınızı düşünelim. Bu dünyada verinizin seyahate çıkması için şifrelenmiş bir şekilde blokların içinde seyahat etmesi gerekir. İşte bu blokları kazıma işlemi için madenciler devreye girer. Bu yüzden hem Ethereum, hem Bitcoin, hem de diğer bütün teknolojiler için madencilik şimdilik çok önemlidir. İşte bu hayal ettiğimiz dünyanın içinde taraflar blockchain ekosisteminde aracı kullanmaksızın verilerini transfer edebilir. Bu verilerin transferindeki güvenliği de madenciler sağlar. Madenciler bu işlemlerden de kripto para kazanırlar. Daha sonra kazandıkları bu kripto paraları da kripto para borsalarında dönüştürerek kazançlarını nakde çevirirler ya da dönüştürmeden birikim olarak kendi cüzdanlarında tutabilirler. Tüm dünyayı derinden sarsan ve ekonomi piyasalarını ciddi şekilde etkileyen koronavirüs salgınında mücadelede en çok tartışılan konulardan biri kağıt paranın yerini alacak olan bu kripto para konusu olmuştur. Banka şubeleri veya ATM'lerden çekilen kağıt paraların nakit alışverişlerinde elden ele geçmesi, özellikle bu salgının içerisinde konu olan hijyenin ya da virüsün yayılımı konusunda çeşitli endişelere neden olmakta biliyorsunuz. Yaklaşık 8-9 yıldır hayatımızda olan kripto paralar temassız ve el değmeden ödeme yöntemlerinden biri olduğu için kağıt paralardaki virüs ve bakterilerden korunabilmek için alternatif bir yol olarak da gösterilmektedir. Diğer yandan içinde bulunduğumuz dönemde uluslararası arenadaki kurlarda olan dalgalanmalar, işte doların ya da euronun para birimlerindeki değer artışları ya da değer düşüşleri yani değişimler herkesi ciddi anlamda endişelendirmekte ve öngörüsüz bırakmaktadır. Bu da bir güven sorunu yaratmaktadır. Bu durumda işte pandeminin bitmesinin ardından sanki kurulacak olan o beklediğimiz yeni dünya düzeninin de ekonomiyi de yeni bir forma getirebileceğini söylersek herhalde bu kripto paraların varlığının önemine değinmiş oluruz. Herhangi bir kurum ya da kuruluş tarafından yönetilmedikleri için aslında kripto paraların güvenli olduğu da söylenmektedir. Ancak temel olarak bir yazılım sistemi üzerinde bulunduğundan mevcut kripto paranın sanal bir cüzdana aktarılmamış olması veya bu yazılımların bulunduğu bilgisayarın hacklenme ihtimali de güvenlik açısından ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Şimdi bir de dijital para ile kripto para arasındaki hani aynıymış gibi söyleniyor ama bazı farklılıkları da var. Dijital para sadece dijital ortamda var olan elle tutulabileceğimiz bir dengi bulunmayan fiyat para temsilidir aslında. Bu paralar tıpkı cepteki para ile yapılabilecek bütün işlemleri kabul edebilir. Bir mal veya hizmet için ödeme yapabilir, transfer edilebilir. Tabii tüm bunların dijital ortamda gerçekleşmesi kaydıyla. Kripto para ise dijital paranın çatı tanım olduğu sınıftaki türlerden sadece biridir. Blok zincir yapılarına yani arkasındaki kompleks bilime dayalı olan bu para türü kripto para en başta
eşler arası aktarma yapabiliyorken yaygınlaşmasının da bir sonucu olarak artık doğrudan doğruya ödeme yapılabilir. Dijital para da kripto para da ilk bakışta aynı gibi duruyor olsalar da aralarında yapısal farklılıklar mevcuttur. Mesela otorite farklı. Dijital paraları kontrol edip yönetebilen ve otorite olarak tanımlanabilecek kişi veya kişiler mevcuttur. Ancak kripto paralarda blok zincire dayalı olması sayesinde kişi veya küçük gruplarca değil, kendilerine has topluluklar tarafından kontrol edilir. Bu topluluklara Bitcoin madenciliği denir. İkinci fark ise anonimlik olarak geçer. Dijital paraları kullanabilmek için parayı kontrol eden otoriteye kendinizi tanıtmanız gerekirken, kripto para sistemlerinde alsat yapmak için böyle bir şeye ihtiyaç bulunmamaktadır. Kripto paraların yaygınlaşması ve bununla beraber gelen bu paralara erişim isteği potansiyel müşterileri borsalara iterken, bu artan taleple birlikte gelen müşterini tanı ilkesi gibi bir anonimlik farkını biraz da olsa ortadan kaldırır. Buradaki bir diğer fark da blok zincire dayalı paralarda tüm para hareketinin herkes tarafından görülebilmesidir. Dijital paralarda ise bu bilgiler gizlidir. Son olarak fark anlamında dijital paraların kripto paraların aksine işaret edilebileceğimiz bir yönetici yapısı olmasından para aklama ya da dolandırıcılık gibi suçların önüne geçilebilmesidir. Kripto paralarda böyle bir durum mevcut değildir. Kripto paralarda bir adrese kullanıcısı olduğunuz blok zincir üzerinden bir transfer yapmanız halinde gönderdiğiniz kişi istemediği sürece verilen miktarın size herhangi bir nedenle geri dönüşü olamaz. Özetle hem dijital paralar hem de kripto paralar kısmen de olsa aynı işlevi görürler. Ancak arada bu saydığımız gibi önemli farklar ve bunların getirdiği sonuçlar mevcuttur. Özellikle kripto paraların mal ve hizmet karşılığı kullanımında dikkat edilmesi gerekir diye aktarmış olalım. Peki, kripto para yatırımında nelere dikkat edilmeli konusu da zannımca çok önemlidir. Dijital para söz konusu olduğunda birçok kişi bunun tamamen grafik okumak ve işlem yapmakla ilgili olduğunu düşünmektedir. Bunlardan farklı olarak en önemli olgulardan bir tanesi paranın oluşacağı risk, paradan gelecek risk faktörlerini analiz ederek farklı kripto paralara dağıtmaktır aslında. Kripto para yatırımı yaparken duyguların arka plana atılması gerekir. Aslında tüm yatırımlar için geçerlidir bu. Akılcı, rasyonel kararlar vererek doğru hamleyle istenilen kazançlar mutlaka sağlanabilir. Ama arada kaybetmek de her yatırımcının başına gelecek makus hadiselerden sayılabilir. Düşük fiyatlı olan ve yatırım yapılabilecek altcoin'ler de var. Bunları da dikkate almak gerekir diye söyleyebilirim. Düşükten alıp yüksekten satma arzusuyla sadece ucuz diye bu herhangi bir kripto paraya yatırım yapmak da doğru değildir. Araştırmalar yapıp piyasanın dikkatlice incelenmesi ve yine hatırlatıyorum, mutlaka bir danışman ya da danışman şirketle çalışılmasında fayda vardır. Peki, önemli bir konu da 2020 yılında bu kadar kazanç sağladığı bilinen başta Bitcoin olmak üzere kripto paralarda 2021'de bizi neler bekliyor? Bu konuda tabii çok ciddi programlar var. Bunları mutlaka izlemelisiniz. Daha teknik çalışmalar var. Bunları mutlaka dinlemelisiniz diye söylerken ben de bir iki tane cümleyi sizlere aktarmak isterim. 2021'de 2020 gibi kripto para dünyası için oldukça hareketli geçecek bir yıl olarak görünüyor. Ülke yönetimlerinin regülasyonlar hakkında daha sık sık konuşacağı, merkez bankalarının kendi dijital paralarını piyasaya süreceği ve daha fazla kurumsal yatırımcının da kripto paralara yöneleceği bir yıl yaşayacağız diye öngörülüyor. 2021 yılının hatta regülasyon beklentilerinde de bir takım düzenlemelerin olacağı, bu nedenle belirsizliklerin de sürmeye devam edeceği düşünülüyor. 2020 yılı yönetimlerin yavaş yavaş regülasyonlar konusunda biraz sinyaller verdikleri bir yıl oldu ve 2021'de daha çok düzenlemenin de yürürlüğe alınacağı konusunda piyasada ciddi beklentilerin olduğunu da söylemek gerekir.
4 Aralık 2019 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri tarafından Bitcoin ve diğer kripto paraların regülasyonu hakkında çalışmalar yapıldığı, yaklaşık Ocak sonu, Şubat başı gibi de buna ilişkin duyurularında yapılacağı söylendi. Türkiye tarafında ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın kendi yerel dijital para birimini çıkarmayı hedeflerine eklemiş olması, Türkiye'de yakın bir zamanda da regülasyonların gelebileceğine dair işaret vermekte. Kripto para piyasalarının ya da dijital para piyasaların regülasyona tabi tutulmasının ve merkez bankalarınca tanınmalarının güven ortamını artırarak piyasayı pozitif yönde etkileyecek diye tahmin edilmektedir. Merkez bankaları kendi dijital paralarını çıkarabilir. Aracısız ödemelere olan bu ilginin artışı, dijital para piyasaları için regülasyonun gerekliliği, işte mesela Facebook'un token'ı Libra'nın küresel bazda dikkat çekmesi, merkez bankalarının kendi dijital paralarını çıkarma konusu önemli başlıklar altında kalacak. Mesela Çin Merkez Bankası hızlı davranarak kendi ulusal para birimini çıkarma konusunda oldukça önemli yol kat etmiş ve hatta test süreçlerini de tamamlama aşamasına geldiği söylenmiştir. 2021 yılında Güney Kore ve Japonya merkez bankaları kendi dijital para birimlerini çıkarma konusunda pilot uygulamaya başlayacaklarını da açıklamışlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin 11. kalkınma planında dijital paralar hakkında bazı tedbirlerin olacağı ve buna paralel olarak da Merkez Bankası'nın yerli bir dijital para çıkarma hedefinin bulunduğu belirtilmişti. Türkiye'deki kripto para yatırımcısının yaklaşık 2020 yılı sonu itibariyle diyebiliriz 2,5 milyona yakın bir adede ulaştığı ve Türkiye'de kripto paralarda büyük bir hacim olduğunu da söylemekte fayda var. İşte bu gelişmeler yeni bir küresel finans sisteminin ayak sesleri denilmekte ve bu da doğruluk payı yüksek olan bir cümle olarak algılanmaktadır. İşte bu değişime önemli bir katkıda kripto paraların ve bunların en tanınanı, hepimizce bilineni Bitcoin'in piyasa oyuncuları tarafından hızla artan ve yaygınlaşan bir biçimde talep görmesiyle oluştu. Özellikle son zamanlarda Amerika ve İngiltere merkezli birçok yatırım şirketi milyonlarca dolarlık yatırımlarını kripto paralar lehine kullandıklarını da açıkladılar. Bunun yanı sıra Meksika'nın en büyük medya kuruluşlarının sahibi olan milyarder Ricardo Salinas Pliego Twitter'dan yaptığı paylaşımda likit varlıklarının %10'unu Bitcoin'e yatırdığını duyurdu. Bir başka hususta borsa yatırım fonları olarak bilinen ETF'ler, yani Exchange Traded Fund'lar. İşte borsa yatırım fonları da bu konuda çok konuşulur oldu. Nedir ETF'leri bir kısaca tanımlayalım. Yatırımcıların varlığın kendisini satın alma riski olmadan belli bir pazara girmelerine izin veren yatırım enstrümanı olarak bilinir. Şu ana kadar Bitcoin ETF'leri için herhangi bir onay alınmadığı da bilinmektedir. Bu duruma gerekçe olarak da kripto para borsalarının henüz bir regülasyona tabi olmamaları sebebiyle güvenilirlikleri konusunda soru işaretleri gösterilmektedir. Ancak firmaların ısrarlı başvuruları, yani Bitcoin ETF'lerinin çıkarılmasına yönelik devam etmektedir. Sanırım yakın bir zamanda karşılaşmamız mümkün olacaktır bu konuyla da. Peki kripto paraların yasallığını kabul eden etmeyenler diye bir başlıkta sunabilirim sizlere. Kripto paraların yasallığı ülkeden ülkeye değişmektedir. Bazılarında yasallık durumu hala belirsiz ya da değişkenken bazı ülkeler kullanımına ve ticaretine açık açık izin vermektedirler. Bazı ülkeler kripto para kullanımını yasaklarken kullanımına sınır getirenler de vardır. Şu anda mesela Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından Bitcoin kullanımına ilişkin yasal bir düzenleme getirilmemiştir. Yani kısıtlama yok da vardır denilemez. Bitcoin ya da diğer kripto paraları cüzdanınızda bulundurmaktan, almaktan, satmaktan dolayı herhangi bir cezai müeyyide de yoktur. Günümüzde Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash gibi yüzlerce, binlerce kripto para mevcut demiştik. Şimdi bunların ana coinlerinden Bitcoin'i bir grafikte incelemeye çalışırsak eğer
ilk çıktığında, yani ilk fiyatlandığında 2010 tarihiydi yanılmıyorsam, 333 Bitcoin alabiliyordunuz 1 dolar vererek. Zamanla gelişen süreçte grafikte de görüldüğü üzere Bitcoin'in yükseldiği, tekrar düştüğü, paralel bir seyir izlediği farklı farklı zamanlar olmakla birlikte şu ana kadar 2020 yılının ortalamasında 30 bin doların üzerine çıktığı 32-33 bin dolarları grafikte de görebileceğiniz gibi ulaşmış olan Bitcoin ile ilgili iki tür görüş vardır kurumlar ve kurullarda. Kimi der ki, savunanlar der ki Bitcoin sınırlı bir para birimidir. Herhangi bir sorun olmaz. Sınırlı bir para birimi arz ve taleple değerini belirler. İşte bugün bulunduğu 30 bin doların üzeri, hatta konuşulan 100 bin dolarları bulacak söylemleri üzerine bu cümleyi söylerken kimileri de Bitcoin'in bir balon olduğu, yaklaşık geçmişteki balon para birimlerinin 3 katı kadar balona ulaştığı, bu yüzden yakın zamanda ciddi olarak değer fiyat kaybına düşeceği de söylenmektedir. Yine hatırlatıyorum, eğer bir kripto para yatırımı yapmayı düşünüyorsanız mutlaka bir danışmanınız olsun. 1984'te dünyanın ilk ticari antivirüs yazılımını geliştiren ünlü yazılımcı ve dijital güvenlik uzmanı John McAfee der ki, Bitcoin gibi şeyleri durduramazsınız. Bitcoin gelecekte her yerde olacak ve dünya buna ayak uydurmak zorunda kalacak. Dünya hükümetleri de buna göre yeniden kendilerini düzenleyecek. Söyleminde ne kadar haklı, hep beraber yaşayarak öğreneceğiz. Bir sonraki programda Findex, yani kredi notunuz ne şekilde belirlenir, nasıl yükseltirsiniz, bunu işleyeceğiz. Şimdilik sağlıkla kalın, hoşça kalın.